biraz sert gelebilir arkadaşlar. Özellikle ekran başındaki arkadaşların hoşuna gitmeyebilir. Çünkü nefsimize karşı cerrahi bir ameliyat yapacağız. Yatıracağız nefsimizi masaya. Açık bir kalp ameliyatı yapacağız ama bunu yaparken de narkoz kullanmayacağız. Biraz canımız yanacak. Ama biliyorsunuz ameliyatta insanların canı yansa da sonra şifa bulunca daha iyi bir hale gelirler. Yani bu derste kim var? Bu derste ekran başındaki arkadaşım var. Ben varım. Bir de üçüncü birisi var. O da şeytan. Üçümüz oturduk şu anda konuşuyoruz, muhabbet ediyoruz. Tesettüre girmekte zorlanıyor musunuz? İşte reçetesi. Bu sohbetin de başlığı inşallah bu olsun. Bize gelen mesajlardan okuyacağım yine. Bunlar şu. Ben dün mevlasım yeni bir dün yaptım. Bir paylaşım yaptım. Dedim ki arkadaşlar yani tesettüre girmeye mani olan şey nedir? Şeytan dedim size neleri fısıldadı dedim. Yani ben erkek olduğum için bilemiyorum dedim. Ne söylüyor şeytan? Ben de ona göre bir sohbet hazırlayayım dedim. Çok ilginç cevaplar geldi. Şimdi biraz esprili olanlarını okuyacağım. En sonunda da daha ciddi olanlarını ele alacağız. Yani şunu okurken o kadar böyle yani sudan mazeretler göreceksiniz ki. Şunu diyeceksiniz ya hakikaten bir insan buna nasıl inanabilir? Demek ki şeytan var diyeceksiniz. Bak şeytanın varlığının ispatı yapılacak. Şeytan derken ablaları kastetmiyorum. Yani onları vesvese verenleri kastediyorum. Yanlış anlamayın. Birisi demiş ki saçını eskisi gibi savuramayacaksın. Yazın sıcağında kısa kollu gezemeyeceksin. Şeytan bunları söylüyor. Güzelliğini gösteremeyeceksin. Bir eşarp çok pahalı zaten. Her şey bitti. Bu mu kaldı? Önce namazını tam kıl, Kur'an'ını oku. Sen niye kapanıyorsun ki? Erkekler bakmasın. Allah, bak bu çok garip. Biri annesi demiş. Allah saçımızı örtmemizi isteseydi, saçımızı yaratmazdı. Ablacığım bu nasıl bir şeytan? Biri de demiş ki, lise ve üniversitede başı açık öğrencilere dinimi anlatacağım için başım açık. Geçmiş olsun ablacığım. Birisinin annesi diyor ki, kızım ben yapamadım, hevesimi alamadım ama kızım alsın. Bu çok var. Mesela ergenlik çağına giriyor kız. Hala annesi tesettürü onu söylemiyor. Neden? Ben hevesimi alamadım. Bak sonradan açılırsa daha kötü olur. Kız bir hevesini alsın zaten kapanır. Sanki hidayeti kendisi veriyor. Nerede hadis, nerede ayet, peygamberimiz bunu mu tavsiye ediyor? Peygamberimizin tavsiyesine mi bakacağız? Yoksa kendi aklımızın mihengine mi vuracağız? Başkası ne demiş? Kapanmak önemli değil. Önemli olan kalbin temizliği. Canım kardeşim ya, maşallah. Önemli olan saç dışındaki vücudun teşhir edilmemesi. Şeytanı dinleyen bir nefis kusurunu, hatalarını görmek istemez diyor. Ama biz göreceğiz abiciğim ya. Hataysa hata. Emir mi tesettür? Emir. Ben şimdiye kadar tesettürsüz müydüm? Evet ama sebepleri yok kardeşim. Ayet var açık. Ayette demiyor ki kendinizi yaşlı görüyorsunuz bırakın. Ayette bu tarz ifadeler geçmiyor. Yani biz mert olacağız. Evet ben bu günaha girdim. Çünkü işin şu boyutu var abi. İş kafirliğe bile gidebiliyor. Neden diyeceksiniz? Çok sert diyeceksiniz. Şimdi ben desem ki ya tesettürsüzlük yani açık gezmek bence ya sadece başım açık sonuçta bence günah değil desem ve bunun Kur'an'da açık bir ayette geçtiğini bilsem Allah muhafaza Kur'an'ın bir ayetinin inkar olduğundan ki küfre yani inkar manasındaki küfre inkara kadar gidiyor abicim. Ya biz ne diyeceğiz? Abi evet ya günah. Ben de bu günahı işliyorum. Rabbim inşallah affeder diyerek ümit var olacağız. Hani hatalı olduğumuzu bilelim ki, eksik olduğumuzu bilelim ki kendimizi düzeltme cihetine gidelim, tövbe edelim, dua edelim. Bakın buradan okuyorum şimdi. Üstad Hazretleri diyor ki, tesettür fıtridir diyor. Yani insanın doğuşundan gelen bir özelliğidir kapanmak. Tesettürsüzlük fıtri değildir diyor. Ama bak şimdi dışarıya baktığında böyle gözüküyor mu? Yani açık saçıklık normal. Kapanmak anormal gibi gözüküyor. Öyle değil kardeşim. Tesettürlü olmak insanın doğasından gelen bir özelliktir. Ama sana açık olmak fıtri geliyorsa fıtratımızda bir bozulma var demektir ki bize bu normal gelmeye başlamış. Bakalım ne diyor? Kadın ve erkek ortasında gayet esaslı, şiddetli münasebet, muhabbet ve alaka. Kadın ve erkek arkasında ne var? Arasında alaka var, sevgi var, münasebet var. Bu yalnız dünyevi hayatın ihtiyacından ileri gelmiyor. Başka ne ihtiyaç var? Uhrevi ihtiyaç var, ahiret var. Evet bir kadın kocasına yalnız dünya hayatına mahsus bir hayat arkadaşı değildir.
belki sonsuz hayatta dahi bir hayat arkadaşıdır. Madem sonsuz hayatta dahi kocasına hayat arkadaşıdır, elbette, bakın elbette sonsuz arkadaşı ve dostu olan kocasının, bak sonsuz görüşeceği kocasının nazarından gayrı başka erkeklerin nazarını kendi güzelliğine çekmemek ve kocasını darıltmamak ve kıskandırmamak lazım gelir. Bakın çok ilginç cümleler arkadaşlar. Şimdi bir bayan açık giyindiği zaman ne oluyor? Başka erkekler de bakıyor. Yani tesettür niye var? Setretmek, örtmek demek. Kadının güzelliğini örter. Kadının güzelliği eşine karşıdır. Bu sefer ne oluyor? Açık saçıklık olunca, siz de biliyorsunuz erkeksiniz. Sağda solda güzel bir bayan geçtiği zaman, yani vücudun açık olmasına gerek yok. Yüzü güzelse, saçları da güzel ahenkle dans ediyorsa, yürüdüğü zaman esnaf ne yapar abi? Ya biliyorsunuz yani erkeğin fıtratını biliyorsunuz. Siz gözlerini haramdan çeken kardeşlerimsiniz ama esnaf bakar abicim ya. Normalde yani açık bir kadına, günde hayat içtimaiyle bir kadına günde 500 tane erkek bakıyor en az. Şimdi bak düşün. Günde 500 tane erkeğin baktığı ve iyi niyetle de bakmıyorlar. 500 tane erkeğin baktığı bir eş senin eşin olabilir mi? İster misin? Hele açık saçık da giyiniyorsa, yani şeytan bu cihetten bu kardeşimizi kandırmışsa, değil mi yani fıtrat kabul etmiyor abi. Bu sefer ne oluyor? Sormak lazım. Ya kardeşim, canım kardeşim, sen kocanın hanımı mısın? Yoksa dışarıdaki bir sürü adamın mı? Sen tabii ki diyeceksin ki evet, ya benim bir tane eşim var. Benim güzelliğim ona. Başkası senin güzelliğine baksın istemezsin. Setredersin. Şimdi bak ne oluyor? Millet hanıma bakınca koca ne oluyor? Kıskanıyor. Başka ne oluyor? Darılıyor. Yani demez mi adam? Yani senin güzelliğin benim içindi. Yani benim görmem içindi. Ama birçok insan görüyor ve bu benim hoşuma gitmiyor. Ya hoşuna gider mi Allah'ını seversen Hasan abi ya? Yanında hanımın var. Beraber geziyorsun. Hanımına bakmaları senin hoşuna gider mi? Eğer hoşuma gider, ya ben öyle kötü düşünmüyorum, sen kötü düşünün diyorsan, kusura bakma sen erkek değilsin. Erkek değilsin yani, sen başka bir şey olmuşsun. Kadın da istemez mi kocası ona sahip çıksın? Başkaları ona baktığı zaman, başkaları ona kavga yapmaya geldiği zaman, eşi onu korusun istemez mi? Bütün kadınlar ister değil mi? O zaman kardeşim, güzelliğimiz sadece eşimiz için olacak. Başka erkekler için değil. Ama bakın, bizi aldatan ne? Abi ne kadar doğru söylüyorsun ya. Hakikaten ya bir kadın o zaman neden açılır saçı? Kardeşim, oyunda üçüncü birisi var. Oyunda şeytan var. Beyazı siyah, siyahı beyaz göstermek istiyor. Aldatıyor, kandırıyor, uğraşıyor. Yoksa bir Müslüman, ya hiç mümkün mü bu kadar bariz bir hakikati göremesin? Elbette mümkün değil. Başka bakın ne diyor? Madem mümin olan kocası sırrı imana binaen onun ile alakası yalnız dünya hayatına, hayvani ve güzellik vaktine mahsus geçici bir muhabbet sevgi değil, belki sonsuz hayatta dahi bir hayat arkadaşıdır. Yani ölüm gelecek, alacak. Ne olacak? İnşallah ikiniz de ehli cennet olduğunuz için sonsuz hayatta da beraber olacaksınız. Hani şurada 3-5 senelik bir görüşme, 30-40 senelik bir görüşme değil ki, sonsuz bir hayat arkadaşı burada söz konusu. Bu durumda ne yapması lazım? Böyle görüşeceksek sonsuza dek darıltmamanız lazım birbirinizi. Birbirinizi kıskandırmamanız lazım ki yani aradaki hürmet kırılmasın. Üçüncü hikmet, bir ailenin saadeti hayatiyesi, mutluluğu koca ve karı mabeyninde arasındaki bir emniyeti mütekabile karşılıklı bir güven ve samimi bir hürmet ve muhabbet sevgiyle devam eder. Tesettürsüzlük ve açık saçıklık o emniyeti, güveni bozar mı abi? Bozuyor. O mütekabil hürmet ve muhabbeti, sevgiyi kırar. Bakın en büyük sıkıntı ne evliliklerde? İzmir'de evlenen 3 aileden bir tanesi boşanıyormuş arkadaşlar. Çok fazla yani. Bak burada Üstad Hazretleri işi çözmüş. Diyor ki evlilik karşılıklı güvenle devam eder diyor. Ama açık saçıklığa giden bir kadın, tesettüre riayet etmeyen bir kadın ne oluyor? O güveni kırıyor. Yani az önce verdiğim misali düşün. Senin eşin gidiyor çarşıya pazara geliyor ama o gün ona
600, 700, 800 tane erkek bakmış. Ve işin manevi boyutu var. Yani bazen böyle şey, ruhi bunalımlar yaşarlar, sıkıntılar. Ya niye bunlar oluyor? E kardeşim, günde 500-600 kişi sana bakıyor. Onların günahının vebalini de boynuna yüklüyorsun. Belki ondan olabilir mi? E düşün, bir de 3-5 senesini, 6-7 senesini açıklıkla geçiren bir kardeşimiz. Kaç kişinin vebaline girmiştir? Bir düşünmek lazım. Ha belki insan bunu bilinceye kadar mesul olmayabilir şimdi fark ettiyse, ama bunu şu an duyduğu halde kardeşlerimizde bir değişim olmuyorsa bir sıkıntı var demektir. Buradan açık konuşmak lazım. Çünkü açık saçıklık kılığına giren 10 kadından ancak bir tanesi bulunur ki kocasından daha güzelini görmediğinden kendini ecnebiye sevdirmeye çalışmaz. Bakın, kadınlardan 10'da 9'u kocasından daha yakışıklı erkekleri görüyor. E şimdi arada bir güven olmazsa, yani gençken o güven sarsılmış. Yani adam karısına bakıyor ama biliyor ki ona yani yüz binlerce erkek bakmış. Bu sefer ne oluyor? Güveni sarsılıyor, hürmeti, bak sevgisi diyor, muhabbeti diyor, azalır diyor, kırılır diyor. Bu sefer azalıyor, azalıyor, azalıyor. Ne oldu şimdi? Erkek de baktığı zaman diyor, 20 kişiden diyor, 19 tane diyor, kendi eşinden daha güzel birilerini görebilir diyor. E ne yapacak şimdi adam? E kadın yaşlandı, buruştu. E ne yapacak? Arada bir diyanet varsa, yani ikisi birbirini Allah için sevmişse, adam diyor ki, bu diyor, bu eşim var ya diyor, benim sonsuz hayatta bir arkadaşımdır ve sonsuz bir gençliğimiz var diyor. Ben harama girmeyeceğim diyor. Daha güzel, daha yakışıklılarını görüyor kanımı da. O ne yapıyor? O da işte bu güvenden dolayı dışarıya gidip ahlaksızlık yapmıyor. Tesettüre giriyor. Bakın ne kadar güzel düsturlar arkadaşlar. Mesela bakın, en büyük vesvese ne bayanların bu konuda? Evlenememek değil mi arkadaşlar? Yani ben eğer başımı kapatırsam güzelliğim azalacağı için beni beğenmezler, ben de evlenemem. Halbuki biz her şeyin kontrolünü Cenab-ı Hakk'ın elinde olduğuna inanıyoruz değil mi kardeşim? Bak, burada diyor ki, en serseri ve asri bir genç dahi hayat arkadaşını namuslu ister. Doğru mu kardeşim? Evet abi. Bak en günahkar bir sürü adamı çıkar desen ki, ya sen namussuz, daha önce bir sürü günahlara girmiş, zina yapmış birisiyle evlenir misin? Kesinlikle ve kesinlikle hayır der. Yani temiz birisi olsun der değil mi arkadaşlar? E o zaman bu temizlik, tabii kardeşlerimiz temiz ama daha temiz olmak adına tesettüre girmek dindar bir erkek için aradığı şart mı arkadaşlar? Aynen öyle. Buna bakar abi, dindar bir adam buna bakar. Ha eğer abi ben dindar birisiyle evlenmek istemiyorum. Ehli dünya olsun, zampara olsun, çapkın olsun, eski hayatı kötü olsun. Biraz eğlenelim, gülelim. Ne bu dindar adamlar çok sıkıcı falan. Böyle meseleler de var ya. E o zaman kardeşim tamam, açıl, saçıl. Ama şunu bil ki sen nasıl giyinirsen, sen dinine ne kadar dikkat edersen büyük bir ihtimalle sana da öyle birisi gelecek. Eğer sen de ehli dünya birisiyle evlenmek istiyorsan açık giyinmen gayet normal. Çünkü o da böyle birisini arıyor, sen de böyle birisini arıyor. Ama şunu bil ki sen çirkinleşeceksin. Ve erkeğin şehveti daha uzun yıllar devam ettiği için sen çirkinleşince senden daha güzel bayanları gören o erkek, affedersiniz kusura bakmayın, gidecek dışarıda zamparalık yapacak, çapkınlık yapacak, seni aldatacak ve sen de aldatılan bir kadın olacaksın ama bir şey yapamayacaksın çünkü boşansan başka birisiyle evlenecek durumda değilsin. Çaresiz kalacaksın. Evet, mazeretlere devam edelim ve bitirelim. En güzel kısma geldim. Güzelliğimi sergilemek istediğimden dolayı kapanamamıştım diyor. Belki bu ortak bir sıkıntı. İşte güzelliğimi şey yapacak, daha da düşürecek. İşte güzel olmayacağım. İnsanlar işte bir koca bulamayacağım. Ya kardeşim, nasip diye bir olay var. Nasip. Bakıyorsun, ya adam 10 numara yakışıklı. Değil mi? Hasan abi gibi mesela. Ama niye herkes gibi? Hasan abi gibi mesela. Ama bakıyorsun adam evlenemiyor ya. Nasip var. Bazen böyle kilitlenir ya. Bakıyorsun çok güzel bir bayan arkadaşımız. Yok, evlenemiyor. Ama bakıyorsun bazen hiç yakışıklı olmayan birisi çok güzel bir hanımla da evlenebiliyor. Hatta bakıyorsun hem vay be diyorsun değil mi arkadaşlar? E bak ya, demek ki nasip diye bir olay var. Allah nasip edecek. E sen Rabbimin rızası için kapansan.
Rabbin sana bir nasip çıkartmaz mı kardeşim? E bunlar şeytanın oyunundan başka hiçbir şey değil. Bir de en büyük sıkıntılardan bir tanesi de şu. Birçok kardeşimiz bunu söylüyor. Eminim siz de söylüyorsunuzdur. Söylemiyorsunuzdur inşallah. Çevrem ne der? Arkadaşlarım ne der? Okul ortamı Mustafa, iş ortamı. Ya ne der? Bir de sonradan açıldığımı düşünsene. Oh! Yani bu ne der? Çevrem ne der? Ya kardeşim bırak el alem ne der ya? Rabbin ne der? Ona bak. Rabbin ne der? Rabbin sana helal olsun bu koluma der mi demez mi? E bizim için kim geçerli? Biz ne için yaşıyoruz? Biz bu dünyaya bir sebep için geldik. Rabbimizin rızasını kazanmak için geldik. Onun dışındakiler ikinci derecede. O zaman ne yapacağız kardeşim? Diyeceğiz ki Rabbim bütün dünya benim tersime dönse, bana karşı çıksa, niye tesettüre girdin, ailemize yakışıyor mu, şu haline bak, nene gibi olmuşsun dese, alay etse de, Rabbim ben bunları kale almayacağım. Çünkü ben bu dünyada Rabbim senin rızan için çalışıyorum, senin rızanı kazanmak istiyorum. Tesettüre girdiğimden dolayı beni okuldan atsalar, kariyerimden olsa, para kaybetsem, işimden olsa, ailem beni terslese, yalnız başıma kalsam, tek başıma kalsam, parasız pulsuz, sokaklarda, kaldırımlarda da yatsam Rabbim benim için tek bir şey var. Senin rızanı kazanmak. Ben senin rızanı kazanayım da gerisi ne olursa olsun. Öteki tarafta derim, Rabbim ben senin emrettiğini yaptım. Diğer sebepler de çok kötü gelişti. Ben senin rızan için gittim, beni affet Rabbim dersin. Rabbim de seni kabul eder inşallah. Böyle bir şey arkadaşlar akla, mantığa yatmıyor mu ya? Yani bir bayanın şu şeytanla olan mücadelesinde bunu söylemesi çok zor mu? Ya ne bu mazeretler ya? İşte güzelliğim setre olur, evlenemem, şöyle olur, böyle olur. Ya bunlar geç bunları, geç. Ayet ne diyor? Ya biz kimiz ki ya kafamıza göre mazeretler diyor. Ayette var mı? Hadiste var mı? Açılabilirsiniz saçın. Yok. Ya Allah'ın bu emri. E biz de onun rızasını kazanmak istiyoruz. Ya istemiyor musunuz kardeşim? Gideceksiniz Cennetül Firdevs'e. Orada sonsuz bir hayat. Peygamberlerle görüşüyorsun. Adem Aleyhisselam, Yusuf Aleyhisselam, Yakup Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam'ı görmek istemiyor musun? Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ı görüp şöyle bir doyasıya sarılmak istemiyor musun? Sonra da perdelerden geçip alemlerin Rabbi olan bütün güzelliklerin hepsinin yaratıcısı olan Allah'a karşı karşıya gelip Rabbim demek. Onu ağzından böyle bağırın çıktığı kadar bağırıp Rabbim demek istemiyor musun? Herkes bunu ister. E bunu istiyorsak da kardeşim, bu dünyada bir bedeli var, yapmamız gereken şeyler var. Ha bunu dinlersin, dersin ki evet abi ben gidiyorum. Sohbeti bir an önce bitir. Ben gidiyorum, atacağım seccadeyi, takacağım eşarbımı. Ha okul ne der, ailem ne der? Umrumda değilsiniz. Benim umrumda olan, alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Onun izni olmadan hiçbir şey gerçekleşmez. Hiçbir şey yapamazsınız. Onun izniyle gelirse imtihanda yine baş göz üstüne. Ben seccadeyi atıyorum, eşarbımı giyiyorum. Bundan sonra artık Hazreti Meryem'in yolunda yaşayacağım demeli bir kardeşimiz. Ha bunu dersin veya demezsin. Girmeyeceğim tesettüre ya dersin. Allah'ın emri. Girmeyeceğim tesettüre girmeyeceğim. Benim bir sürü mazeretlerim var. Orada yazmaya mazeretlerim de var. Girmeyeceğim. Şu nefsimle işte mücadelemde yapamıyorum. Şeytan aynı diyor. E bunları yaparsan sen bilirsin ama benim içim çok rahat. Ben derim yani Rabbim ben vazifemi yaptım. Ekranları başında o tesettürlü kardeşlerimize elimden geldiği kadar bütün gayretimle anlattım, çabaladım. Ama Rabbim onlar dinlemedi. Sen şefkatinle muamele et diye elbette inşallah dua ederiz. Rabbimiz bize o hakkı verirse. Evet. Şimdi bir kardeşimiz de şöyle yazmış yorumlara. Ben sadece 2 yıldır kapalıyım. Hayatımın 19 yılını tesettürsüz geçirdim ama bu 2 yılın tadını o geçen 19 yıldan alamadım diyor. Evet, şu mesajı da bir okuyayım arkadaşlar. Gerçekten çok hoş bir mesaj. Belki tüylerinizi diken diken yapacak. Çok samimi bir mesaj.
Ayşegül diye bir kardeşimizden. Bakın ne yazmış. Selamünaleyküm, iyi geceler Serkan abi. Rahatsız ediyorum ama sabahı bekleyemedim. Tam yarım saat önce kapanma kararı aldım. Bunda payınız çok büyük. Özellikle sizin ateist bir gençle röportajınızın sonunda şöyle demiştin. Ya ölürsen kardeşim. Hani kapanacağım edeceğim ileride değil. Ya ölürsen gittin ya. Bir saat sonra öleceksin. 15 dakika sonra öleceksin. Cenab-ı Hak günahkar ve kusurlu bir gencin eliyle sana son bir teklif yapıyor. Bakalım tesettürlü mü gideceksin? Tesettürsüz mü gideceksin? Bunun imtihanını veriyorsun. Bak ne diyor. Ya ölürsen kardeşim demiştin ya. İşte bu cümle beni kendime getirdi. Ya ölürsen Ayşegül dedim. Ve yarın okula kapalı gideceğim inşallah. Allah razı olsun. Son olarak da şunu demek istiyorum ki şu anda o kadar mutluyum ki bacaklarım hala titriyor ve heyecandan uyuyamıyorum. Allah bin kere razı olsun tekrardan. Şimdi okurken bile insanın tüyleri diken diken oluyor. Ya kardeşim, istersen sen de bir Ayşegül olursun. Sen de Rabbinin rızası yolunda koşturursun. Rabbim ben senin rızan için tesettüre girdim dersin. Veya dersin, ben girmek istemiyorum dersin. Ama şunu bilmenizi özellikle istiyorum ki, tesettürlü insanlar mutsuz yaşamıyor. Yani böyle bir vesveseden kurtulalım. Gerçekten tesettürlü bir kardeşimiz hayatından keyif alarak helal dairesinde gayet güzel bir yaşantıya sahip olabiliyor. Eğer sıkıntı varsa tesettürsüz birisinin 30-35-40 yaşına geldiğinde düşündüğü zaman o veballeri, düşündüğü zaman bu sohbeti, bu teklifi uygulamaması durumunda olacaktır. O sıkıntılar, problemler. Son olarak da şunu söyleyelim. Belki tesettüre gireceksin, atacaksın birazdan seccadeyi, Rabbim diye bağıracaksın ve apartmandaki herkes bunu duyacak. Belki de girmeyeceğim diyeceksin ama şunu özellikle bilmenizi istiyorum. Hayatımızda yaşarken tesettüre girmezsek bir gün gelecek, öldüğümüz zaman beyaz kefene, tesettüre bizi her türlü sokacaklar. Eninde sonunda dönüş ona. El-Fatiha.